Özgür hocam. Merhabalar hocam. İyi misiniz? Sizi sormalı. Ben de iyiyim. Merhabalar. Ahmet hocam, siz de birbirinizi selamlaşabilirsiniz şu anda. Sonu. Evet. Merhabalar Özgür hocam. Merhabalar Nasılsınız? Ahmet Bey. Evet. İyidir. Sizleri sormalı. Hüseyin hocam, Beraber sizin gideriz. yorumlarınız Beraber hakkında gideriz. gayet faydalı ve yararlı. Sanırım Begüm hocamda bir şey var, Gayet faydalı ve yankılama yararlı var. girebiliyoruz. Evet. Herhalde bir Merhaba. zamanda kolay. Evet, devam edin. Evet hocam, sesim geliyor mu? Şimdi ben de Canım çok bağlandı fazla düştü olmamakla galiba. beraber bir iki kez Evet. Duyabiliyorum ben sizi. PowerPoint sunumu hazırlamıştım. Evet. Tabii böyle bu şekildeki ilkelerinden haberim yoktu. Ama birçok şeye tahmin ederekten yaptım ama bazı eksiklerim olduğunu görüyorum şimdi. Bundan sonra hazırlayacağım sunumlarda da bunları göz alarak daha faydalı, daha güzel sunumlar ortaya çıkaracağım diye düşünüyorum aslında. Evet, teşekkür Teşekkür ediyorum. ederim. Evet, ben de size teşekkür ediyorum. Tabii bu hafta bu hazırladığınız eğitsel sayfalara yönelik olarak birinci haftaki sunumlarınızı tasarlayacaksınız. Tabii ki bu ilkeleri göz önünde tutarak olacak. Evet, çok teşekkür ediyorum size. Ben şu anda Begüm hocam sizinle iletişim kurmaya çalışacağım. Tekrardan. Tekrardan. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sanırım Ödev hoparlörden konuşuyor. hakkında biraz Evet. ayrıntılı bilgi alabilir miyim? Anlaşılıyor mu Evet, söylediklerim? anlaşılıyor ama bir tekrar sesi duyuyorum ben ama Evet, sorun değil. anlaşılıyor ama bir tekrar ses duyuyorum ben ama sorun değil. Bilgisayarım kapandı biraz önce. O yüzden tam ödevden bahsederken Evet. ödev hakkında biraz bilgi alabilir miyim özet olarak? Tabii vereyim. Şimdi bu hafta tabii PowerPoint Tabii vereyim. Şimdi bu dersimizi hafta aldık. tabii PowerPoint dersimizi aldık. Ve görsel materyal Evet, onu tasarım takip öğeleri ve ettim. Ve ilkelerinden görsel materyal bahsettim. tasarım öğeleri ve ilkelerinden bahsettim. Buna yönelik olarak bu Evet. oluşturacağınız Buna eğitsel yönelik sayfaya olarak bu yönelik oluşturacağınız eğitim sayfaya yönelik bir PowerPoint Hüseyin hocam, sunumu sesiniz ilk bir kere PowerPoint duyuyorum. sunumu hazırlayacaksınız. Evet, teşekkür ederim. Benim bir önerim var. Evet. Öğretmenler eğer hep ilkokul öğretmenleri ise Çoğunluğu. grupta bahsedebiliriz hangi sunuları yapabileceğimizi. Böylelikle aynı konuların sunularını yapmayız. Elimizde birçok çeşit sunu Evet. olur kullanabileceğimiz diye düşünüyorum ben. Evet, çok güzel. O zaman bu fikrinizi yazarsanız bize Evet, çok güzel. O grubumuza. zaman bu fikrinizi yazarsanız bize grubumuzda. Tabii. Oldu. Teşekkür ediyorum. Onun Onu dışında teşekkür sunumuz ediyorum. çok güzeldi. Teşekkürler. Çok açık. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. O zaman bir sonraki Teşekkür dersimizde. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. O zaman bir Görüşürüz. sonraki dersimizde. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi Begüm hocamızın sanırım hoparlörden dinliyor dersimizi. O yüzden ses yankılanması oldu. Ona yönelik olarak ben de yavaş konuşmaya çalıştım ki yankılardan anlaşılabilsin konuştuğum. Bir de konuşabilir misiniz? Kiminle şu anda iletişim kurabildim? Merhaba. Evet. Ayşen Karadağ. Merhaba, nasılsınız Ayşen hocam? Teşekkürler. Siz nasıl? Ben deyim. Bugün tartıştığımız konulara yönelik katkı sağlamak istediğiniz bir şeyler var mı? Sizin de tabii tecrübelerinize dayanarak bir şeyler Sunum katmanızı çok güzeldi. istiyorum. Tebrik ediyorum ayrıca. Teşekkürler. Evet. Ben PowerPoint aslında sadece yüksek lisansım süresince sunumlarda kullandım. Sınıf derslerinde genelde kullanmadığımız bir program ama bazı bilmediğimiz ayrıntılara da değindiniz. O çok güzeldi. İşte yazıların boyutundan, resmin ve renklerin ne şekilde kullanılacağına yönelik olan çalışmalardan bahsettiniz.
Yani hem bildiğim bazı bilgileri pekiştirmiş buldunuz, hem de yenilerini kattınız. O yüzden çok teşekkür ederiz. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Tabii katılımlarınız için, katkılarınız için de ayrıca. Evet, siz oluşturacağınız eğitim sayfası ile ilgili hazırladığınız bir şeyler, hedefler, kazanımlar, haftalık belirli listeler hazırladınız. Bunlara yönelik de tabii bu hafta bir PowerPoint sunumu da hazırlayacaksınız. Başka, yani siz kendi konunuzdan da biraz bahsedebilir misiniz bize? Uygulayacağınız eğitsel Facebook sayfası ile ilgili. Benim hedeflerimin arasında sosyal bilgiler dersinde dün... Evet. Dünden bugüne teknolojiydi konum.